Şimdi arkadaşlarımız olay yerine bizi götürecekler bu ormanlık alanı. Az sonra izleteceğim ama şimdi siz buraya gelmeden önce komşunuz Hatice Özkan ve Mustafa Yeşilöz'le konuştuk. Evet. Onlar da diyorlar ki kaybolmadan bir hafta önce oğlu Erdoğan'la şiddetli şekilde tartışmalar yaşıyordu. Hepimiz duyduk o sesleri diyor. Bir izleyelim. Şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Faik Koçsoy'un komşusuydu Hatice Özkan. Komşusunun duyduğuna göre 84 yaşındaki adamla oğlu Erdoğan Gedik arasında hayli şiddetli kavgalar yaşanıyordu. Tartışma olduğunu söylediler. Bir hafta falan sürmüş herhalde. Erdoğan abiyle tartıştığı söyleniyor. Babasına karşı şiddet de uyguladığını duydum. Hatice Özkan, Faik Koçsoy'un diğer oğlu olan Ergül Gedik'le ilgili duyduklarını da anlatıyor. Yani bu şiddet olayını herkes söylüyor yani. Siz anladığım kadarıyla alkol alınca biraz kendinizi kaybedenlerden misiniz? Evet. Evet. Yani ama o sırada da babanızla böyle tartışmalar yaşıyormuşsunuz sonuç şiddete varan. Ben babama diyordum ki bu pet şeyi toplama diyordum yani. Tamam, o da toplamaya devam ediyor. Aynen. En son dedim ki. Tamam, benim yani geçen o Konya'daki cinayette söylediğim gibi adamın evi. Siz gidin. Beğenmiyorsanız siz gideceksiniz abi. Benim evime girip beni, yani benim evime gelen çocuğum, karısını alıp benim evimde yaşayan çocuğum sonra bana karışamaz. Ev benim. Yani burada bir herhalde bir yanlışlık yaşıyor bazıları bu ülkede diye düşünüyorum. Kardeşim ev benim, para benim. Sen almışsın karını benim evime getirmişsin gelin diye. Tamam. Ben de sana müsaade etmiştim, yaşıyorsun. Beğenmiyorsan güle güle. Yani ben kendi evime benim çocuğum alacak, karısını kocasını getirecekler, beni mi dövecekler yani? Böyle bir hayat var mı? Dövme yok yani onda. Ama bunu bir kişi söylemiyor. Onlar konuşmaya cesaret edenler. Nasıl gitsin ki Müge Hanım? Çok konuşuyorlar. Evi üstüne almışlar, nasıl gitsinler ki? Dışarıya nasıl gidecek? Nasıl geçim yapacak? Anlamıyorum ki ben zaten işte. Ben anlayamıyorum. Nasıl yani gidecek dışarıya? Evi nasıl geçim yapacak? Ben anlayamıyorum. Evi üzerinize almanız zaten anlamsız. Siz ne iş yapıyorsunuz? Benim hiçbir şeyim yok. Efendim hocam? İnşaat ustasısınız. İnşaat ustasısınız. Yani niye kavga ediyordunuz son bir hafta? Bunu bir kişi söylemiyor, birçok kişi söylüyor. Ya öyle bir kavga yok yani, öyle bir ama gürültüleriniz dışarı taşıyormuş beyefendi yani. Evet. O kadar insanlar duyuyorlar da bunu söylüyorlar. Yok Müge Hanım, öyle bir kavgamız, dövüşümüz hiçbir zaman olmadı. Ha, arada babasıyla tartışıyordu ama plastik yüzünden tartışıyordu. Öyle. Ama babayla da tartışmanın kalkıp bir kalkıp da şiddet yoktu yani. Ama tartışmanın bir şekli vardır. Babayla bir yere kadar tartışabilirsin. Anneyle bir yere kadar tartışabilirsin. Bir yerde durmak zorundasın yani. Ha, ses nasıl dışarı çıkar? Valla o kadar öyle bir bağırış çağırık olmadı yani. Bizim kavgamız da yok, dövüşümüz de yok. Para meselesiymiş. Hani düğün var, paraya mı ihtiyacınız vardı? Hayır, siz sonuçta para düğünü erkek tarafı yapar, oğlunuzu evlendiriyorsunuz. Tamam, para meselesi falan yok yani bizim aramızda. Yok. Benim oğlum çalıştı, oğlum getirdi, oğlum yaptı düğününü. Anlat, peki devam edelim. Bu da burada şimdi de size geliyor. Siz de diyormuşsunuz ki babam yaşıyor, elimde videolar var. Ya ben valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Buradan ben mezarlıklar müdürlüğüne de sesleneyim. Arkadaşlar da arıyorlardı İzmir'de. Yani bu beyefendi nerede kartım benim? Ne zaman tarihini söyleyin? Ne olur almayın şunları. 15. Nerede o kartım, koyun. 15 Temmuz'da kaybolmuş. Yani o 6 ay içinde böyle kimsesizler mezarlığına gömülen, hani belirli yaşın üzerinde bir beyefendi var mı bu fotoğrafa benzeyen? Onları da bir söyleyeyim. Ya kimse aramamış ki hiçbir yerde zaten. Evet. Yani illaki şimdi oğlu öldürdü dediler. Aramamışsınız ya, gidip kimsesizler mezarlığına sordunuz mu? Hayır, sormadım ben. O evi babanız yani tapusunu size devretti. Arsa sahibi benim üzerime verdi hocam. Parası babanız var. Evet, borcu vardı. Yani ben kaybolan kişi tapuyu senin üzerine devretti. Hayır, babamla hiç bilgi ilgisi yok. Babam arsayı almış ama tapuyu almamış kendisine. Borcu varmış. Ben arsa sahibine 15 tane 20 gram bilezik parası ödedim. Ha, tapuda hiç babanızın adı görülmüyor. Yok, görünmüyor. Annemin üzerine. Hisse tapı annemin üzerine. Hisse tapı annemin üzerine senetler. Kimin üzerine? Annemin üzerine. Elektrik, su da annemin üzerineydi. İlk elektrik bağlanan. Şu andaki bilmiyorum. Çevirdiler mi, çevirmediler mi bilmiyorum. Ya anladığım kadarıyla sonradan yapılan şeylerden bahsediyorlar. Hani yasal değil, hani o gece kondu gibiymiş. Sonrasında zaten anladım. Tapusu verilmiş. Babanı... Yani. Peki devam edelim. Şimdi sizdeki video ne beyefendi yani? Hepiniz bir saçmalamışsınız ya.
Hatice Özkan, Faik Koçsoy'un diğer oğlu olan Ergül Gedik'le ilgili duyduklarını da anlatıyor. Bana babalık yapmadığı için ben kesinlikle aramam diye söylemiş. O da büyük bir ihtimal bu evle ilgili. Ev hani onun üzerine yapılmamış, kiraya çıkmış gibi şeyler var yani. Konuştuğumuz bir diğer isimse Mustafa Yeşilöz'dü. O da evde yaşanan gerginliklerden haberdardı. Ya normalde Erdoğan abi alkol alıyordu ama eşi içmesin diye şey yapıyordu. Oğlu da illa ki baba alkol alma diyordu. Tartışma mı yaşıyorlardı? Evet. Ergül Gedik'in babası Faik Koçsoy'u sevmediğini oldukça net bir şekilde söyleyen komşu, kayıp adamın oğluyla ilgili çarpıcı iddialarda bulunuyor. Babasını sevmiyordu. Bana babalık yapmadığı için ben de ona evlatlık yapmam diyordu. Bu ev konusuyla alakalı yani bana vermedi. Evin tapusunu kendisine vermediği için babasına içerlemiş miydi? Aynen öyleydi yani. Peki kardeşine karşı nasıldı? Erdoğan Bey'le anlaşıyorlar mıydı? Hayır, komple küslerdi, evet. Mustafa Yeşilöz'ün iddiasına göre arama çalışmalarına katılmadığını söylediği Ergül Gedik, o dönemler babasının hayatta olduğuna dair konuşmalar yapmış, videolar olduğunu ileri sürmüştü. Katıldığını görmedim, duymadım da. Yozgat tarafından bir yerden buna bir video gönderilmiş. Babamdan dedi bana video geldi dedi. Babam dedi yaşıyor dedi ama dedi ben dedi aramayacağım. Bunu size mi dedi? Bana da dedi kahvede işte bu. Kaç kişiye de söylemiş. Bana dedi babalık yapmadığı için dedi. Öyle bir babam yok benim dedi. Size video mu geldi babanızın yaşadığına dair? Hayır, video gelmedi. Ben internette gezerken babama benzer adam vardı. Onu ben kardeşlerime de gönderdim. Değil, halama da gönderdim. Değil, dedim, değil bana söyledim. Ya, ben dedim biz, ki babamı saniye, da lafımı bitireyim ya, bir bitireyim. Dedi ki surat siması benziyor. Boydan kaybediyor. Bak kafa benziyor dedim. Boydan kaybediyor dedim ha. Bir bakın dedim. Ondan sonra kardeşlerim de dedi ki boydan dedi. Kaybediyor ne demek? Ya, yani benzetememiş yani onu demek istiyor Müge. Ya boydan bana kaybediyor attı, demek istedim ama bu değil, biraz kısa. Dedim. Tamam yani kısa ise o zaman babanız değil işte. Ben de dedim onu gönderdim işte. Arkadaşlar o ben valla böyle boş şeylerle uğraştığınız için çok üzülüyorum sizler adına ya. Çok da zaman kaybı hayattan yani. Baktım boydan kaybediyor ne demek baban için? Yani şimdi ben Rami Bey'e kafasını benzettim ama boyu kısa. E değil o zaman Rami Bey bu şey mi bu elbise mi çektim yani? Ya şimdi şimdi şöyle söyleyeyim. Yaşlandığı zaman ister istemez adam çöküyor. Ay, ama iyi de insan babasını yürüyüşünden tanır yani. Babasını görmedi ki. Bir de internette aramak Müge yani Hanım. İnternete nasıl düşecek babanızın görüntüleri? Hayır hocam böyle bir kayıp bir internete bir sosyal medyaya düşmüş. Sosyal bu da babama benzetmiş. Bu da saniye bu babam mı diye videoyu bizle paylaşıyor. E tamam siz de baktınız de dediniz. Hayır, abi hayır. Dedim hiç mi babanı tanımıyorsun? Bu babama benziyor mu dedim. E tamam o zaman değil. Değilse babanız o zaman niye kahvede falan anlatıyorsunuz bu adama benim babamı gördüm diye. Ya arkadaşım mı? Babamı gördün mü diye o da paylaştım ya şeyde internet Facebook'ta. O yüzden. E ama baktınız o adam işte babanız değil. Ya doğrudur bir şey demiyorum ya. İlla iddia etmiyorum babamı demiyorum ki ben. Demişsiniz de bana ha. İşte geldi video Kırıkkale'mine orada ama ben gidip aramayacağım. Yok Ankara Kırıkkale değil. İşte Ankara. Ankara'da. Ankara'da çıktı. Ama o değil işte. Değilmiş ya. Ha babamı aramadı diye. Şimdi babamı aramak için atıyorum şurada hepimiz 5 kişi. 5 kişi yan yana gitmeye bir gereği yok. Zaten ben küsüm. Konuşmuyordum. 2 gün sonra bana haber geliyor. Ben ertesi günü gidiyorum karakola haber veriyorum. İfade Bornova Merkez Karakola. Kayıp ilanı veriyor. Peki onları nasıl alıyorlar kayıp ilanı da sizinkini almıyorlar? Onlar da madem kendi annelerinin üzerine kayıp. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birader Pınarbaşı'nı vermiş kayıp ilanını. Pınarbaşı Karakolu'na ilanını vermiş. Ben Bornova Merkez Karakolu'na gittim verdim ilanı. Konuşmuyorsunuz diye iki ayrı yerden iki ayrı kayıp başvurusu ben yaptınız. Onların vermediğini ben hiç bilgim yok. Şimdi ben verdiler mi vermediler ben bilmiyorum. Haberim yok konuşmadığım için haberim yok. Tamam. Biz topluca gittik ama bizimkini almadı. Bir evden dedi bir kişinin vermesi yeterli dedi. Tamam yeter işte yeter. Kayıp. Biz gittik çünkü almadı. Topluca gittik almadılar bizi. Bir kişi vermiş evde dedi kayıp ilanını dedi yeterli bize dedi. Bu adama ben şimdi ne olduğunu çok merak ettim gerçekten. Yani. Biz de yani merak ettik. Bu kadar görmedim. Biz de merak ettik. Ölüsünü, dirisini istiyoruz. Ya yemin ediyorum bazen bir tane çocuğum var diye üzülüyorum ama yani iyi ki yapmamışım ikincisini diyesim geliyor. Yani ne kadar çok orada o kadar herhalde kötü. Hani böyle olursa. O onu bekliyor, onu bekliyor, onu bekliyor. Bir bağlanalım Müge'ye.
Yanında torun Faik de var. Evet Müge'cim günaydın. Bize bahseder misin oradan? Torunu da bir göreyim, ona da bir günaydın diyeyim. Alayım böyle. Günaydın Müge Hanım. Evet Faik Bey'le yanındayız şu anda. İzmir Bornova Naldöken mahallesindeyiz. 13 Temmuz 2015 tarihinde Faik Koçsoy'un kaybolduğu bina hemen şu arkamda gördüğünüz 3 katlı bina. Buranın ikinci katında Faik Bey oğlu Erdoğan ve Nuriye Hanım'la birlikte yaşıyordu ve 13 Temmuz 2015 sabahı işte bu evden sabah saatlerinde ayrılarak kayboldu. O saatten beri kendisinden haber alınamıyor. Ben bu çevreyi size hemen biraz göstereyim. Ya, bir, bakın, Müge, bir dakika durur musun? Müge'cim bir saniye. Yani şimdi bu evin mi siz bütün aldınız tapusun üzerinize? Aldığım tapuyu aldığımda bir katlıydı, iki katı sonradan yalan ben söyleme. Yaptım. Yalan söyleme, ikinci katı da vardı. Üçüncü katı iki. Oğluna yaptın, i̇kinci yalan söyleme. Nerede var? Hepimiz çalıştık biz de. Tamam, sizin dediğiniz olsun. Vardı. Hayatta çalıştım. Ya çalışsan çalışmasan yani babamın, annemin hani girdiği şey. Bize orada vergisi ödenmemiştir, o ödenmemiştir, bu ödenmemiştir. Ben size katılıyorum. Bileziklerinizi vermişsinizdir falandır filandır. Oralarda çok haklısınızdır. Ama sonuçta alınırken, görelim orayı da yani alınırken... anne baba almış onu. Herkesin hakkı var orada. Yani çok günah. Hani öyle söyleyeyim başta yani. Günah. Çünkü hani ölüm hak, miras helal diyorlar ya, ben bunu çok düşündüm. Hani adamlar da bazen karılarını boşuyorlar, alıyorlar kendilerine ait evi, hani alıp yeni karılarıyla falan götürüp yiyorlar ya, ama iyi de o ev alınırken o çocukların da hakkı var orada. Çünkü işte haftada iki gün et yiyeceklerse, onun taksidi ödeniyorsa iki haftada bir gün et yiyorlar mesela. Yani o evlerde çoluğun çocuğun da hakkı var. Onlara gidecek şeyler buralara gidiyor. Ben çok günah buluyorum. Tamam da Müge Hanım, borcunu ödememişler ki, borcunu ben ödedim. Hani artık üzerine tapuyu, ev yapılmış. Oturduğuna say, kira verdiğine say. Babanız madem almış, borcu ödedi. Tapusuz olarak. Evet kiralaydı, sen de kiraya çıksaydın. Aldığı zaman da mutlaka bir miktar para ödemişti. Yani... Hiç ödememiş değil. Yok ödemiş. Az veya çok bir şey ödemiş. Ödemiş avukatın. Tamam. Dolayısıyla o arsanın parasını ödüyor, tapuyu alamıyor. Sonradan siz kalkıp paranın binayı yapıyorsunuz ve adamcağızın almış olduğu arsayı kendi adınıza tescil ettiriyorsunuz. Tapu ettiriyorsunuz. Ama o arsanın başlangıçta parasını ödeyen kayınpederiniz. Hepsini ödemiyor ama hocam. Hı. Biraz ödüyor, gerisini ben ödüyorum. Tamam. Biraz ödüyor dediğinde bile... Üç taksit kaldı. Üç taksit bir dakika hocam. Biraz ödüyor diye kabul ettiğin kısım neyse, yine bu arkadaşların hakkı var. Evet. Bunun başlığında yok. Siz kendinize bakın, diyorsunuz ki evet biraz ödüyor. Oranın değeri ne? O günkü tarihte, o günkü tarihte üç tane bilirkişi tayin edilir. Yani mahkeme üye değil. Kendi aranızda yaşayan oradaki yaşlılar, köy yaşlılarından falan, ihtiyar heyetinden. Burası köy mü, kaza mı? Köy olarak geçin. Mahalle köy. Olarak mahalle geçin şimdi. Mahalle olarak. Mahalle. Mahalle. Mahalle geçin. Hayır hayır. Yani köyde mi yaşıyorsunuz, bir kazada mı? Bornova Naldöken mahalle olarak geçiyor. Bornova'dalar ya, Bornova'dalar. Bornova'dasın. Evet. Yani orada kalkıp da bir... İki tane emlakçıya müracaat etseniz, o tarihte bu arsanın değerinin ne olduğu ortaya çıkar. Zor yok ama değil. İşte almış tapuyu yani sonuç itibariyle. Yani şimdi Müge Hanım dediği gibi, o arkadaşın rahmetli diyorum tabii yani, ya ölmüş yani. Kabul ediyoruz. Biz de öyle. Kaç sene olmuş, 6,5 yıl olmuş. Bu kadar zamandan beri. Aynen öyle. Rahmetlinin verdiği para ne kadarsa, onun bu çocukların da hakkı var. Siz de... Benim size tavsiyem, bu dünya yalan dünya. Evet, biliyorum. Yani bugün var, yarın yok, yokuz hepimiz. O yüzden halkı da kimsenin işte hakkı kimsede kalmasın. Hele evlatların babadan olan haklarına el koymak çok günah. Anne ve babadan alacakları bir evladın anneden ve babadan hak ettiği parayı veya hisseyi alması ölüm hak, miras helal. Başınızı yastığa koymak için... Size de söylüyorum beyefendi, ben tavsiyem, ya gidin anlaşın, el sıkışın, o günkü değerinden kaç kişiye böleceksiniz?
İki, bir siz. Dörtte beş. Boşuna konuşuyorsun, yapmazlar. O kadar. Yani. 50 liraysa, 10 lirası, 40 lirası onların. Zaten o yüzden mesela. İşte baba da böyle yaptığı için bence çocuklarla arasında problem var. Zamanında tabii. Aslında neden Ergül babasına kızgın? O da demiş ki ben de evlendiğimde buraya bahçeye bir şey yapayım. İstememişler. Hayır, ev yapılıydı İstemedi. Zaten. Kovdular bunu. He. İkinci kat yapılıydı. İkinci kat, bak Müge Hanım bak. İkinci katın bu yol tarafında Zennure'nin eşi bir gözü sıvadı. He. Ben hatta bak. Kayınvalidem dedi ki o zaman nişanlıydım. Oğlum dedi kiraya çıkma dedi. İyi kötü dedi bir üstü örtülü dedi. Bir göz daha kapatmışsın dedi. Suvar yapmışsın. Enişlerine sağa veya da baban da gelir dedi. Suvar dedi. Kayınpeder de suvarcıydı. Sen orada otur dedi. He orada oturuyordum. Dedi bir şey bir oda daha yapar. Orada oturursunuz dedi. Kira vermedi borcun bitene kadar. Hı hı. Aynı bunu söyledi. İyi tamam dedim. Elektrik malzemesini aldım. Yüzüğü burada. Çocukların üstüne yemin etsin. Elektrik malzemesini aldım geldim. Yenge dedim ne taraf? O zaman su tesisatını bitirmiştim. Yapmıştım. Çocuklarımı niye katıyorsun? Dur bir saniye. Doğru. Dur bir dakika. He. Elektrik malzemesini aldım geldim. Dedim nereye ne istiyorsun? Burası senin. Altta ben oturacağım için. Ha kız bak şimdi mal alıp verme davası değil. Ne oldu yani? Şey olarak. Ne oldu ben sonra? Söyledim. Annesiyle oğlu dövdüler. Sevmiyorum çünkü. Sevmiyorum. O da da dövdüler. Babama da gıcık oldunuz. Babama da aynı şekilde gıcık oldum. Kim kimi dövdü? Ha? Bunu oğluyla. Bunu dövüşatmışlar dışarı. Kimi oğluyla dövdüler? Abimi. Yenge demiyorum bak. Dilim var mı yenge demiyorum. Demi. Ki ettiğin beddua sana uğrasın. Sen de lazım değilsin. Dövdüler almadılar mı oraya? Atmışlar kapıya. Attılar dışarı. Ondan sonra evlendim ben. İşte nişanlı oldu bir de derken. Düğüne geldi. Düğünü kendi tırnaklarım. Aa kardeşlerim de yüzleri de burada. Sorsunlar. Biz kendi kendimize evlendik mi? Ne yapayım yaptıysa. Kendi kendimize baktık. Kendi kendimize evlendik. Diyor ki, nasıl babanın yani kayınpederinizin evinden nasıl oğlunu kovuyorsunuz gelin olarak? Ha? Anlaşamıyorduk Müge Hanım. Ya, biz tartıştık sonra çünkü kendisi gitti babama kiraya. Ne yapmaz? Kendisi siz yaptı sizden çıkacak o. Hayır hanımefendi siz el kızısınız ya. Evet. O da adamın oğlu ya. Sağdan evet. Gelip yani siz kovdum. Nasıl bir hat buluyorsunuz kendi anasının babasının malını gitti karşına verdi ya. Oğlunu evden kovmaya. Buradaki var ne yapsın? Biz onunla tartışmıştık o kendisi gitti Müge Hanım. Tartıştık o kendisi kiraya gitti. Hayır, siz dediniz ya ben kovdum istemiyorum. Kovdum git dedim. Öyle hayır gitti. Ama hangi hadle? Kovdum işte o anki psikolojiyle. Ya, psikolojiye. Benim de psikoloji o an. Ama nasıl böyle bir hakkınız olur hanımefendi? Ben Allah Allah. Şok içinde kendi dinliyorum. Kendi malını söyle bakalım. Vermiş mi kardeşini? Yani ver, böyle bir hak olabilir mi? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.